suresini okuyacağız. Ama hepsini değil. Üçte birini herhalde. Bu sureler biraz üçte bir tarzında gidecek gibi gözüküyor. Birbirine uzunluk, kısalık itibariyle çok yakın sureler. 75. Bir de benim bu üzerinde çok durduğum surelerden bir tanesi. Bazı ayetler var ki hakikaten bizim bugün çok ihtiyacımız olan hayat rehberimizin içinde önemli yer işgal eden ayetler. Onlar üzerinde biraz duracağız bugün. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zümer suresi adını 71 ve 73. ayetlerinde geçen Zümer kelimesinden alan sure 75 ayettir. Zümer kelimesi zümre, Türkçe'de kullanılan zümre var ya zümre. O kelimenin çoğulu. Çoğulu, zümreler demek. Gruplar, topluluklar demek. Yani Mekke'deki topluluklardan bahsettiği için bu kelime geçiyor orada. Ondan dolayı da Zümer suresi deniyor o kelimeden dolayı. Nüzul sıralamalarında Sebe suresinden, tertip sırasında Sa'd suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin 3. evresinde baskıların dayanılmaz hale geldiği ve kabile korumasından mahrum Müslümanların Mekke'yi terk etmek zorunda kaldıkları Habeş hicret dönemi. Yani hicret olmuş Habeşistan'a. Hicret sürecinde indiği anlaşılmaktadır. Vahiy, nübüvvet, ahiret konularına paralel olarak tevhid ve şirk mücadelesinde müşriklerin alay, hakaret ve işkencelerinin yoğunluk kazandığı bir döneme ışık tutar. Müslümanlara sabır, ümit ve zafer müjdesi verilirken azgın müşriklere bozgun, helak ve azap tehdidi gelmektedir. Sebe suresinde olduğu gibi müşriklerin melek inancı ve şefaat beklentileri reddedilerek tevhid çağrısı yinelenir. Arkadaşlar, Türkiye'de bizim din algımızın sağlamasını yapmak açısından en çok ihtiyacımız olan sureler bana göre Mekki surelerdir. Sebebi şu, Mekki surelerde inanç, az önce adını söylediğimiz kavramlar vardı. Vahiy, nübüvvet, ahiret, tevhid konular. Bunlar dinin en can alıcı konularıdır, inanç konularıdır. Ahirete iman, değil mi? Kitaba iman, onu getiren meleğe iman. Onu gönderen Allah'a iman, ahirette hesaba çekilmek, hesap vermek, bakın tevhid, tek bir Allah'a inanmak, şirkten kaçınmak, küfürden kaçınmak. Bunların hepsi inanç konularıdır ve bunların hemen hemen geçmediği Mekki sure yoktur. Neredeyse. Bunlar geçmektedir. Bununla kalmamak da ayrıca ahlakın en üst, en genel, en tümel, en temel kavramları da bu Mekki surelerde gelmiş, inançla birlikte oturtulmuştur. İnançla birlikte mayalanmıştır ahlaki ilçeler. Onun için sahabe çok ahlaklıdır. Neden? Onların öğrendiği, okuduğu bu surelere göre inanç ve ahlak konuları birbirinden ayrılmaz, koparılamaz bir bütünün parçalarıdır. Yani ahlaksız olmak iman zayıflığı anlamına geliyordu. Mesela Buhari'yi açın, Buhari hadis kitabı, içindekiler bölümünü açın sadece. Bab başlıkları vardır, bölüm başlıkları, konu başlıkları. O başlıkları okuyun sırayla, şunu fark edersiniz. Falanca konu imandandır, filanca davranış imandandır, falanca amel imandandır gibi bir sürü bab başlığı görürsünüz. Bu ifadeyi biz ne kadar doğru anladık, anlamadığımızı düşünüyorum. Şöyle anlamadık. İki türlü yanlış anladık bunu. Bir taraf şöyle anladı. Bu davranışı terk eden imansızdır. İman gitti.
hangi davranış imanla alakalı dediyse hadis, o hadisi okuyan adam selefi bir mantıkla okuyor. Lafızcı bir mantıkla okuyor. İmandandır dediği zaman, o da öyle çevrildiği zaman imandandır. Yani imanın parçasıdır. O parça gittiği zaman imanda parçacılık, bütüncülük olmaz. Bir parça gavur ettiyse adamı öbür parça da gavur eder diyorlar. Şimdi ne oldu? Adamın imanı gitti. Ne olacak? Kelle gidecek. Şimdi bakın, Hanefiler hariç diğer üç mezhepte, Malikilikte, Şafilikte, Hanbelilikte namaz kılmayan, oruç tutmayan öldürülür. Ya hocam, bu ağır bir ceza. Niye ağır? Küfür, dinden dönen öldürülür diye bir hüküm var ki o da yanlış bana göre. Yani ayete dayandırıyorlar ama ayetin yorumlanması yanlış. Ayet yanlış değil. Ayet bunların anladığını söylemiyor. Ayete anladıklarını söylettiriyorlar. Bu da içtihadın bir şeyidir, oyunudur adamın. Öyle olunca madem ki namaz imandandır, namazı terk eden adam imansız hale gelmiştir. İmanı gitmiştir. Kafir olmuştur. Kafir olup dinden dönen de öldürülür. El cevap, vur boynunu gitsin. Temiz iş. Bütün fıkıh kitapları bununla doludur. Şimdi diyorlar ki, bizim vatandaş, hocasından hacısına, en koyu dindarından en az dindar olanına, herkes işte hakaret ediyor, saygısızlık ediyor, işte eleştiriyorlar. Ben de eleştiriyorum, hoş da onlar gibi eleştirmiyorum. En azından adaletsizlik yapmıyorum. İşi de eleştiriyorsam, işi doğuran düşünceyi de eleştiriyorum. İşi doğuran düşünce, fıkıh kitaplarındaki ha bu fetvalardır. Niye? Namazı terk eden kafirdir. Kafir de dinden dönmüştür namazı terk ettiği için. Daha önce Müslümandı. Dinden dönen de öldürülür. Mürtet. Vur gitsin boynunu. Sizin fıkıh kitaplarınızda bu yazıyor. Keza orucu terk eden de öyle. IŞİD bunu yapıyor. IŞİD neye dayanarak yapıyor? Sizin ecdadınızın, ulemasının yazdığı kitaplara dayanarak yapıyor bunu. Siz alimleri çok sevmiyor musunuz? Evet, IŞİD sizden çok seviyor. Bir dediğini ketmiyor. Şeyi merak etmiyorum. Eğer IŞİD'ci bir adamın böyle düşünmeyenler tekrar onun namaz kılmıyor, kızın namaz kılmıyor, biraz daha yumuşuyor. IŞİD'ciler neydi bu acaba? Yani o da hanım öyle nasıl namaz kılmıyor? O da namaz kılmayanı yumuşatıyorlar hocam. Tabii. Hocam o tehdidi gören hali namaz kılmasın sıkıysa. Allah'tan çok IŞİD'den korkuyordum. Peki yani Allah korkusundan, Allah rızasından değil de kuldan korkarak namaz kılanın durumu nedir? Bu davranış münafıklık üretir arkadaşlar. Dolayısıyla onun için Kur'an-ı Kerim'de namazı terk edene, orucu terk edene dünyevi bir ceza öngörülmemiştir. Yoktur. Peygamber aleyhisselam da böyle bir ceza uygulamamıştır. Yoktur. Peygamber aleyhisselam dünyadan gittikten sonra bizim ulema bunu icat etmiştir. Yorum yoluyla. Ya adam yorum yoluyla kafir olur mu? Yaptılar. Senin yorum bana uydu, kafirsin. Benim yorum sana uymadı. Ben Müslümanım. Böyle bir kafa hocam. Onun için bu sureleri çok iyi anlamamız lazım. Bu sureler Allahsız kafirlerin, Allah'a inanan, ilk defa Allah'ı tanıyan Müslümanların ortaya çıktığı bir dünyada işkence yapmıyorlardı. Allah'a inanan ama müşrikçe inananların Allah'a muvahhidçe inandıkları için Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği kitap aracılığıyla Allah'ı tanıma fırsatı yakalamış. Bu zayıf Müslümanlara işkence ediyorlardı. Ne adına? Allah ve İbrahim adına yapıyorlardı bunu. Allah ve İbrahim adına yapıyorlardı. Biz Allah'ın dinindeyiz. Niye İbrahim'in yolundayız? Nereden anladınız? Atalarımızdan böyle gördük. Atalarımızdan böyle gördük. İbrahim'e böyle geldi. Allah böyle emretti. Delil getirme tarzı bu.
Hayali bir delillendirme yöntemi bu. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, hayır, siz putperestsiniz, İbrahim muvahhiddi diyor. Size gelinceye kadar dönüştü bu din diyor. Kusura bakmayın, siz hayal görüyorsunuz diyor. Dolayısıyla kitaptan uzak din adamı dinden eder arkadaşlar. Ve enteresan bir şey. Mesela bu Kur'an'a karşı çıkan dindarlığa fasıklık diyor Kur'an-ı Kerim. Fasıklık ne hocam? Az önce mürtedi konuştuk ya, dinden dönen. Dinden dönen, bilinçli dönen, ben bu dinden çıkıyorum, şu dine giriyorum diyene mürted denir. İrtidat eden. Din değiştiren. Bir dini reddedip öbür dine geçen demek. Ama bunu bilinçli yapar adam, bilerek yapar. Alenen yapar. Peki bu fasığın bundan farkı nedir? Fasıklığın. Fasıklık da dinden çıkmadır. Fakat bundan farkı şudur. Uzun süreçler içerisinde din algısı dönüşerek, değişerek adam o dinden başka bir dine geçer, o dini terk eder ama dini terk ettiğinin farkında bile değildir. Mesela Yahudidir, Tevrat bozulmuştur, başka bir din gelmiştir, adamın dini değişmiştir. Tevrat'taki din ayrı telden çalmıştır, Yahudinin kafasındaki din ayrı telden çalmıştır ama Yahudi yine Tevrat'a inandığını sanır. Buna fasık diyor Kur'an-ı Kerim. Hristiyan, bozulmuş, sonra da yazılmış İncil'ler var, hikaye, İsa'nın hikayelerini anlatıyor. İsa'nın havarilerinin hikayesini anlatıyor. Şey bu, Pavlos'un mektupları mesela. Sağ sola yazdığı mektuplar. İncil yerine konmuş. Ve o İncil yerine konan kitaplara inananlar, onu okumuyorlar bile. Papazlar bile okumazlar İncil'i. Kendi koydukları, toplanıp protokol kararları aldıkları kararlar uygulanır bugün. İncil'i onlar duymaz, bilmezler. İncil'de öyle kural yok zaten. Menkıbe hikaye İncil. Fakat kendi koydukları, kendi elleriyle yazdıkları kurallara uydukları için kendilerini iyi Hristiyan kabul ederler. Kur'an-ı Kerim'de eleştirirken der ki, kendi elleriyle yazdıklarına bu Allah katındandır dediler diyor. Hristiyanlar Yahudileri eleştirirken. Yani dini yok ettiler, bozdular. Kitap kayboldu, yeniden yazdılar. Kendileri yazdı, müşrikçe yazdılar. Putperestçe yazdılar. İsa'yı Allah oğlu kabul ettiler. Melekleri kız kabul ettiler. Meryem'i başka bir şey kabul ettiler. Bu dini Allah'ın gönderdiği din sanmaya da devam ettiler. İşte bunun için Allah onlara fasık diyor. Zaman içerisinde dinden çıkan ama dinden çıktığının farkında olmayan topluluklara fasık topluluk diyor. Kur'an-ı Kerim. Hiçbir mümin için fasık kelimesini kullanmaz Kur'an-ı Kerim. Bizim Müslümanlar bu kelimeyi nasıl tarif ettiler biliyor musunuz? Yahudileri ve Hristiyanları, Mekke'nin müşrikleri kurtardılar. Az önceki günah meselesi vardı ya, falanca konu imandandır, filanca konu değildir. Bunu yanlış anlayarak her davranışta bir günah işleyen ya da bir hata yapan, bir kusur işleyeni sen hata yaptın, günah işledin, imanın gitti, kafir oldun, öldür tarzında Müslümanlara fasık dediler. Mürted dediler. Bir de fasık kelimesini Müslüman için kullandılar. Tarifini de şöyle yaptılar. Fasık nedir? Sorusunun cevabı kitaplarda. Günahkar mümin. Hani böyle tarif ediyorlar. Hala böyledir kitaplarda. Diyanette, ilahiyatta görevli arkadaşlarımızın birçoğu böyle bilirler. Bu kitabı tanımamanın ceremesidir bu arkadaşlar. Ben bu kitabı okuduktan sonra bu kitapta fasık kelimesinin müminler için kullanılmadığını, uzun asırlar, bin yıllar içerisinde dinini terk etmiş ya da dinden uzaklaşmış, uzaklaşa uzaklaşa dışarı çıkmış, yoldan çıkmış anlamında, dinden çıkmış anlamında kullanılan Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler vesaire diğer kafirler için kullanılan bir kelimedir. Mürtetten farkı nedeniyle kullanılır. Ama maalesef Müslümanların birbirlerini itham ettiği kavramlara baktığınızda şimdi fasık, günahkar mümin, günah işliyor ya, bu fasık diyor. Peki fasık günah işlediği zaman kafir olmuyor mu? Oluyor. Ne oluyor? Mürted oluyor. Kafir. Başka?
fıkıh kitaplarındaki yazılan her konuyu, fetvayı dinin kendisi sandıkları için, özdeşleştirdikleri için de bizim IŞİD'çiler, Boko Haramcılar, Talibancılar uygulamaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Günah işledi, kes gitsin. Yaşadığımız bu kardeşim. Onun için bizim bu inanç ve ahlak konularını doğru anlamamız lazım. Nereden? Mekki sureleri dikkatli okuyarak. Tam da buradan öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bakın, bu ilk 3 ayette ne var? Bir okuyalım şu 9 ayeti. Rahman ve Rahim Allah adına. Bu kitap, yani Kur'an, sonsuz güç ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmektedir. İddialara cevap. İddialar neydi? Sen yazıyorsun diyorlardı. Biz bu kitabı sana gerçeği ortaya koymak için indirdik. Gerçeği anlatmak için indirdik. O halde dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk et. Aracı kullanma. Eş ortak koşma. Din Allah'a has kılınacak. Ne demek bu? Dinde Allah'ın ortağı yoktur. Dini Allah belirler. Demektir bu. O halde dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk et. Dikkat et, halis din Allah'ındır. Yani katıksız din Allah'ındır demek bu. Halis altın gibi. Ondan başka veliler edinerek, bak ondan başka, bu unutmayın, Zümer 3. Niye veli ediniyorlarmış Mekkeli müşrikler? Dikkat et, halis din Allah'ındır. Ondan başka veliler edinerek, kimden? Allah'tan başka veliler edinerek, biz bunlara, Allah'tan başka edindiğimiz velilere diyorlar. Biz bunlara sırf bizi Allah'a yaklaştırıp mertebe kazandırsınlar, derecemiz yükselsin diye, Allah'a yakın olalım diye kulluk ediyoruz. Diyenlere gelince, Mekkeli müşrikler yani. Niye bunlara ibadet ediyorsunuz? Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran velilerimizdir diyorlar. Bunun için kulluk ediyoruz, ibadet ediyoruz diyorlar. Niye kurbanı putların önünde kesiyorsun? O bizim kurbanı Allah'a ulaştırıyor. O Allah'a yakın. Niye onun önünde namaz kılıyorsun? O bizim namazı Allah'a ulaştırıyor, dualarımızı Allah'a ulaştırıyor. Niye hacca o puttan başlıyorsun? Bizim haccımızın kabul olması için bu şart. Ondan başlamamız lazım. Onu atlayarak ibadet edemeyiz biz. Onu atlayarak direkt Allah'a yönelik ibadet edersen, putlara, aracı tanrılara meydan okumuş oluyorsun. Onların dindeki rolünü reddetmiş oluyorsun. Peygamber aleyhisselamın Mekke'de namaz kılmasını, Kabe'de namaz kılmasını neden yasakladıklarını anlayabiliyor musunuz şimdi? Bunun için. Putlara dönüp namaz kılmıyor. Kabe'ye dönüyor, direkt Allah'a ibadet ediyor. Tevhid üzere namaz. Bakın, inançla ibadetin alakası var mı yok mu? Var. Allah'ın huzurunda kendimi hissederek kılarsam tevhid üzere namaz kılıyorum. Yani tesbih bilinciyle namaz kılıyorum. Putu aracı olarak aynı namazı kılıyorum. Bakın, namaz kılma şeklinde bir değişiklik yok. Ruku, secde, kıyam, kıraat hepsi onda da var. Bu Mekkeli müşriklerin namazıyla Müslümanlarınki tıpatıp aynıydı anlamında söylemiyorum. Yani aynı namazı ben iki türlü kılabilirim. Aynı namazı ruku, secde, kıyam, kıraat, aynı sureleri, aynı duaları okuyarak putun karşısında kılarsam müşrikçe kılmış olurum. Direkt Allah'a yönelerek kılarsam muvahhidçe, tevhidçe kılmış olurum, tesbihçe kılmış olurum. Bakın aradaki fark, biri imanlı namaz, biri imansız namaz. Bir namaz beni iman eden yapıyor, imanımı güçlendiriyor ama öbür namaz beni dinden ediyor. Putun karşısında yaparsam. İbadet imandan ayrı olabilir mi şimdi? Kopuk olabilir mi? Bağımsız olabilir mi? Alakasız olabilir mi? Hayır. He, şimdi bakın, o hadisleri nasıl anlayacağız? Namaz imandandır hadisini okudunuz. Nasıl anlayacağız? Namaz imanın parçasıdır. Namazı kılmayan da imanın bir parçasını yok eder. Dolayısıyla imanın bir parçası yok olunca bütün yok olmuş gibidir. O zaman kafir olur. Böyle anlama yerine aynı cümleyi şöyle de anlayabilirim.
Namaz imanın gereğidir. İman etmek namaz kılmanı gerektirir. Biri diğerinin sonucudur. Biri diğerinin sebebidir. İman sebeptir, namaz sonuçtur. İman etme sebebim gereği, namaz kılma gereği duyuyorum. Namaz kılma ihtiyacı hissediyorum. İmanım namaz kılmamı gerektiriyor. İmanım oruç tutmamı gerektiriyor. Ama tersinden dönüp şu anlama gelmiyor bu. Madem ki terk ettim bugün bir vakit namazı, kafir oldum. Ne olacak? Hangi namazı terk etmiştin kardeşim? İkindi namazını. Akşam namazı ezanı okunduğunda ikindi namazı vakti çıktı mı? Çıktı. Gavur oldun gitti kardeşim. Kılma şansın da yok. Ne olacak? Öldüreceksin. Algı bu. Aynı cümle bakın. Aynı cümleyi okuyorum. Bir, namaz imandandır. Çeviriyorum. Nasıl anlıyorum? Namaz imanın parçasıdır. Namazı terk ettiysen gavur oldun. Kafir. Tekfir. Ama öbür türlü namaz imanın gereğidir. İmandandır, o anlama geliyor. İmanın sonucudur. Böyle okursam o hadis beni daha fazla imanlı yapmak için söylenmiş bir söz. Daha güçlü imana sahip olmam için, daha iyi namaz kılmam için. Değil mi? Bir okuma türünde bir yaklaşımda, bir algı biçiminde o hadis benim imanımı güçlendiriyor, namazımı namaz ediyor. Ama öbür algı biçiminde eğer ola ki ihmal ettiysen bir vakti, tevbe kapısı da yok ya. Ne olduysa, yani bu kitabın içindeki tevbe de kaybolmuş gitmiş. Yani bu namazı bir vakit terk etti adam. Pişman olup, akşamdan önce kılıp, akşam ezan okundu madem, İkindiyi kılmamıştım. Allahu Ekber. Kıldım. Arkasından akşamı kıldım. Bu da yok. Bu hakkında yok. Kaybettim. Ne olacak? Ya şimdi arkadaşlar öyle bu çok hafife almayın ha bunu. Bir adamı bir vakit namazı kılmadığı için kafir ilan edeceksin. Keseceksin gırtlağını. Tevbesiz öbür tarafa gitti kabul edeceksin ve ebedi cehennemlik olacak bu adam. Niye? Kafir olarak öldü lan. Sen öldürdükten sonra bu adamın tevbe kapısı kapandı. Öldürmeseydin adam tevbe edecekti. Cennete gidecekti. Kardeşin de o senin. Yok. Ben bir vakit namazı terk etmiş adam istemiyorum. Güzel kardeşim. Sen istemiyorsun da o namazı kıldığın Allah var ya. Ömründe bir defa namaz kılmamış kafiri besliyor. Sen kimsin? Canını alıyorsun. Kur'an, şimdi anladınız mı? Kur'an niye namazı terk edene ölüm cezası veya da herhangi bir ceza öngörmüyor? Dünyevi ceza öngörmüyor. Sana vermiyor o yetkiyi. Din o. İnsanlar arası hukuk değil. Allah'la kul arası hukuk o. Onun ceremesini Allah keser. Sen değil, ben değil. Orucu terk edene bir dünyevi ceza öngörmemiş. Peygamber Aleyhisselam'ın da böyle bir uygulaması yok. Bulamazlar, bana getiremezler. Yok. Kendileri koydular bunu. Hangi yetkiyle koydunuz ya? Soru şu. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe fiddin. Ayet mi değil mi? Ayet. Peki ikinci soru. Namaz din mi değil mi? Din. Zorlama nasıl oluyor? Allah'ın verdiği beyni kullanmazsan bu kitabın sana vereceği bir şey yok. Bu kitap beyinle alınıyor arkadaşlar. Mideden alınmıyor. Beyinden alınıyor. Maalesef. Bir, sen Kur'an'ı okuma anlamazsın dediler. Niye? Çünkü insanların önce beynini aldılar. Beynini kullanmayacaksın dediler. Niye? Yanlış anlarsın. Aklını kullanma. Hata yaparsın. Ne olur? Cehenneme gidersin. Anlamazsan cennete gidiyorsun. Abi bütün sürüler cennetlik o zaman. Hiçbiri kullanmıyor. Yok. Allah vermemiş. Bizim cennete gitmemizin tek bir yolu var. Beyni yok etmek. İslam'a girerken kapıda koyacaksın. Ondan sonra İslam'a gireceksin. Şu algıya bak, algıya. Müslüman olmak akılsızlık, gavur olmak akıllılık.
Yeryüzüne bakıyorum, sonuçlar da öyle gösteriyor. Yani yeryüzüne baktığınızda, Müslümanların haliyle, kafirlerin halini karşılaştırdığınızda sonuç nasıl gözüküyor arkadaşlar? Anlattığımız gibi gözüküyor. Niye? Böyle anlattık dini. Sonuç öyle oldu. Niye şaşırıyoruz? Onun için düşünmemiz lazım. Dikkat et, halis din Allah'ındır. Ondan başka veliler edinerek, buradaki veli, himayeci, kayırıcı, aracı, tanrılar için kullanılıyor arkadaşlar. Dost anlamındadır ama dosttan dosta fark var. Allah dostu diyorsunuz. Ne demek Allah dostu? Falanca Allah'ın yakınıdır. Hamili kat yakınımdır dediklerini cennete koyar. Böyle bakıyoruz. Adını doğru koyalım. Peki şöyle olamaz mı? Müminler Allah'ın velileridir. Kafirler şeytanların velileridir. Bir sürü ayet var bu konuda. Bizim velilere inananların bir ayeti vardır Kur'an'da. İkincisi yoktur. Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler. Kim onlar? Bizimkiler. Hangisi? Falanca aileden torpilli olarak dünyaya gelmiş. O aileden doğan şeyh oluyor. Veli oluyor. Onun dışında hangi aileden gelirse gelsin, Feriştah'ın oğlu da olsa veli olamıyor. Niye? Bir ayet var. İkinci ayet yok. Öbür ayetler ne olacak? Onları kullanmayacaksın. Niye? Bizim velilere aykırı. Veli pazarlamasına sekte vuruyor. O zaman olmuyor işte. Dolayısıyla biz bunlara sırf bizi Allah'a yaklaştırıp mertebe kazandırsınlar, bizi Allah'a yaklaştırsınlar, mukarreplerden olalım, Allah'ın yakınlarından olalım diye kulluk ediyoruz diyenlere gelince, Allah onlara tartışıp durdukları ya da muhalefet ettikleri, karşı çıktıkları konuda hükmünü verecektir. Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Şimdi bu ayeti bizim millet biliyor mu? Böyle bir ayetin olduğundan bile haberi yok bu toplumun. Bırakın toplumu, bu topluma bunu öğretmesi gereken ulemanın haberi yok böyle bir ayette. Okumuyorlar. Biz ilahiyatta okuyorduk, bu ayetin varlığından habersizdik. Dini iyi öğrenelim diye mahalle mahalle dolaşıp şeyh arıyorduk. Biz de az sapkın değildik ha. Çok aradık. Ve bizi bir yere götürdüler. Adam postu koymuş şeye, koltuğa. Post koymuşlar. Postsuz koltuk da olmuyor bakın. Gelenek öyle bir şey. O havaya sokacaksın adamı. Onu göstereceksin. Adam çarşı ağası. Falanca çarşının esnafı. İşi iyi gitmemiş belli ki. Falanca dergahın temsilciliğini almış. Pardon, bayiliğini. Oturmuş köşeye, bizi götürdüler. İlahiyatta öğrenciyiz ha. Ama Kur'an'ı bir defa daha anlayarak okumamışız. Bilmiyoruz Kur'an'da ne var ne yok. Kapıdan giriyorsunuz, içeride oturanlar var hep. Yerde oturuyor herkes. Bir tek o aga, bayi var ya, baş bayi. O bayi koltukta oturuyor, koltukta da post var. Şimdi o veli olduğunu gösteren bir işaret. Posta oturuyorsanız veli oluyorsunuz. Siz de yere çöküyorsunuz kapıdan girince, kapıdan daha önce gidenler sonra götürdüklerine adab erkanı da öğretiyorlar. Beni götüren arkadaş dedi ki bak, kapıdan girince yere diz çökeceksin, dört elli sürünerek gideceksin, emekleyerek adamın elini öpeceksin, arkanı dönmeden geri vitesine takıp oturduğun yere çekileceksin dediler. Allah Allah. Peki öyle yapalım dedik. Yaptık Allah'a affetsin. Ve bunu din adına yaptık arkadaşlar. O adamın sürüne sürüne gidip elini öpmeniz, geri vitesine takıp yerinize oturmanız, sürüngen hayatı yaşamanız din oluyor. Niye biliyor musunuz?
o hareketi yaptıktan sonra bir daha o adama itiraz şansınız kalmıyor. Ne emrederse yaptırıyor size. Çünkü aklı kiraya verdiniz bir kere. Hayatınızı kiraya verdiniz. Onun malı oldunuz artık. Böyle bir din. Ben şunu bilmiyorum. Hiç duymadım, bir yerde de okumadım. Mekkeli müşrikler puta tapıyorlardı. Allah'ın karşısında namaz kılıyoruz diye, bizi Allah'a yaklaştırsın diye putların önünde namaz kılıyorlardı. Ama geri çekilirken sürünerek çıkıyorlar mıydı, girerken sürünerek giriyorlar mıydı bilmiyorum. Hiç okumadım. Hiçbir yerde okumadım. Ama ben İslam adına bize din öğreteceğini söyleyen cahil bir zibidinin, tabirimi hoş görün ne olur, bizi yerde süründürdüğüne bu din adına şahitlik ederim. Ahirette de şahidim, burada da şahidim. Ve bu tarikat Türkiye'nin en çok müridi olan tarikatı, bir numarası biliyor musunuz? Tevbe Market'in bulunduğu yer. Hani gidip tevbe alıyorsunuz ya, ha o marketin olduğu yer. Onun bir de ipi var, ip yok muydu? O zaman ip yoktu, o zaman ipsizlerdi. İp sonradan icat oldu. Bakın arkadaşlar, bu din adına yapılıyor. Şimdi bakın, ayet ne diyor? Diyor ki, Allah var, sen varsın. Araya kimse giremez diyor. Kimseye almayacaksın. Benim torpilli kulum yok diyor. Herkes aynı yarattım diyor. Hepsini bana kul olsun diye yarattım. Birbirine kul olsunlar diye değil diyor. Ve bu kulların secde ettiklerinde Allah'a en yakın anda olduklarını da Peygamber Aleyhisselam söylüyor. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır diyor. Bir. İkincisi, bu hadisin kaynağı bana göre dayandığı temel Alak suresinin son ayetidir. Secde et ve yaklaş. Çünkü secde etmek bizatihi yaklaşmanın sebebidir. Yaklaşmak sebep, secdenin sonucudur. Yaklaşmıyorsan, secde seni Allah'a yaklaştırmadıysa o secde secde değildir. Secdede Allah'a yaklaştığını hissetmeden secde yapıyorsan beden eğitimi yapıyorsun kardeşim. Yüreğinde karşılığı yok onun. Çünkü kafanda karşılığı yok. Kafanda karşılığı olduğunda, alnını her secdeye koyduğunda aklına gelir. Tuncer Namlı. Alnın secdedeyken Allah'a en yakın olduğun andır. Burada dikkatli ol. Bu Allah'ın verdiği akıl sana hatırlatır onu. Ve kalbin onu hissetmeye başladığında tabirimi ne olur hoş görün. Allah beni affetsin. Somutlaştırmak için bir örnek vereceğim. Anne kucağı görmemiş bir öksüz biliyor musunuz? Bunu annesiyle buruştursanız nasıl davranır? Ya da şöyle sorayım, sığınma nedir? Allah'a sığınma nedir? Allah'a sığınmayı anlamak istiyorsanız, korkmuş bir çocuğu büyüğünün kucağına koyun. Ne yapar? Şu göğsünü delip içine girmek ister. Değil mi? Kardeşim, bu aracı kullanan müşriklere karşı Allah öyle bir Allah anlatıyor ki, affetmeniz gereken yer burasıdır. Bir teşbih yapıyorum. Allah'a yaklaşamayacağına inanan, aracı kullanan müşriklere Allah'ın öğretmeye çalıştığı Allah, yani kendisi, kucağına sığınılan anne gibidir ya da baba gibidir. Büyüklerin büyüğüdür, onlardan daha ileri bir büyüktür. Mukayese kabul edilmez. Onun için özür diliyorum. Allah beni affetsin. Ya bu Müslümana bu yakınlığı çok gördüler be. Sen kim oluyorsun da Allah'ın velisi olacaksın diyorlar. Bu kafayla Allah'ın velisi mi olunur? Olunmaz tabii.
E peki sizin veliler nasıl oluyor? Onlar doğuştan torpilli. Onların aklında da böyle bir yakınlaşma falan yok. Biz hep onlar aracılığıyla yaklaşılır. Nasıl? Allah'a yaklaşmıyorlar. Yaklaştıklarına da inanmıyorlar çünkü bunu bilmiyorlar onlar. Onlar bizden zır cahiller. Nasıl düşünüyorlar biliyor musunuz? Rabıta yapıyorlar. Rabıta nasıl yapılır? Gözünü kapatacaksın. Kafana bir dürbelt örteceksin. Örttün. Eline tesbih alacaksın. Allah'ı düşüneceksin. Nasıl düşüneceksin? Efendinin ağzından Allah'ın nuru çıkıyor, senin ağzına giriyor şeklinde hayal kuracaksın. Sen şimdi Allah rabıta mı kurdun? Kimle kurdun? Aracıyla. Allah yok. Ne var? Allah'ın nurunun taşındığı ağız var. O ağzı göreceksin, o yüzü göreceksin. O yüz gözünün önüne gelecek. Allah'ın nurunun çıktığı ağzı hissedeceksin, senin ağzına girdiğini hissedeceksin. Rabıta bu. Onun için buna alıştırmak için acemiler hayal kurmayı bilmiyorlar diye önce fotoğraf dağıtırlar. O fotoğrafa bakarak düşünürsünüz, rabıta yaparsınız. Hocam biz Müslümanız ya, biz putperestlik olur mu? Biz o resme tapmıyoruz ki. Mekkeli müşrikler ne yapıyordu? Niye bunlara ibadet ediyorsunuz dendiğinde biz bunlara değil Allah'a ibadet ediyoruz. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Demiyor muydu? Sen ne diyor? Aynı şeyi söylüyorsun. Arkadaşlar, cehaletten din olsaydı Allah kitap göndermezdi. Cümlemi bir daha tekrarlıyorum. Cehaletten din olsaydı, hele hele Allah'ın dini, Allah kitap göndermezdi. Onun için bunları iyi düşünmemiz lazım, iyi anlamamız lazım. Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Yani aracı kullandıkları için, Allah'tan başka aracı veli edindikleri için Allah kafir diyor onlara. Kâdibun keffârun. Bak, şuradaki Arapça 3 numaranın önüne bakın. Ne yazıyor? Men huve kâdibun keffârun. Yalancı. Kafir. Az öncekini söyleyenler. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran velilerimizdir diyenlere diyor bunu Allah. Allah çocuk edinmek isteseydi niye öyle diyorlarmış? Bunlar Allah'ın oğlu diyorlar, Allah'ın kızı diyorlar. Allah'ın oğlu kim? Cinler putların içinde yaşıyor diyorlar. Melekler gökte diyorlar. Cinler onlarla görüşerek bize bilgi getiriyor diyorlar. Yani İbadetleri putların içindeki cinler alıyor, göğe götürüyorlar, meleklere teslim ediyorlar, onları da Allah'a teslim ediyor. Hayal bu. Vahyi kim getiriyor? Cinler getiriyor. Allah meleklerle konuşurken dinliyorlar, hırsız diyorlar, Allah'ın meleklerin haberi yok. Duymuyorlar. Cinler biliyor, onlar bilmiyor. Allah algısını görüyor musunuz? Nasıl sakatlanmış? Her şey nasıl alt üst edilmiş? Buna İbrahim'in dini diyorlar, biliyor musunuz? Bugün ne deniyor? Muhammed'in getirdiği İslam deniyor. Toplumun yarısı cinci. Cinlerin gaybı bildiğine inanıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cinler gaybı bilmez diyor. Bu toplumun suçu değil. Alimler ayetlerin altına, cinler kaybı bilmez yazan Kur'an-ı Kerim ayetlerinin altına Yahudilerin peygambere büyü yaptığını, peygamberin cinlendiğini, kafayı yediğini, ayetleri yanlış okuduğunu anlatıyorlar. Nerede? Felak ve Nas surelerinin tefsirlerini okuyun görürsünüz orada. Allah o ayetleri, o büyüleri çözmek için göndermiş. Hikaye bu. Alimler yazıyor bunu. Evet. Ya adam cahil. Ne anlatırsan ona inanıyor. Okutmadılar ki bu kitabı. Maalesef. Allah çocuk edinmek isteseydi
yarattıkları arasından dilediğini seçerdi. Niye sizin söylediğiniz baba, oğlu, kızı kabul etsin? Allah'ın çocuklarının kim olduğunu da bunlar belirliyor. Haşa, o bundan uzak ve yücedir. Yani Sübhan'dır. Bakın Sübhan ne anlama geliyormuş. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Çocuğa ihtiyacı yok. Aracıya ihtiyacı yok. Nedir? Yarattığını yönetmektedir. Her yerde hazırdır. Her şeye şahittir. Her şeyi görmektedir. Her şeye hükümrandır. O yönetmektedir. Meliktir, maliktir. Haşa, o bundan uzak ve yücedir. O kahhar olan tek Allah'tır. Her şeye hükmeden, hükmü her şeye geçen, dilediği her şey olmak zorunda olan tek Allah'tır. Yardımcıya, aracıya, çoluğa, çocuğa, aileye ihtiyacı mı var? Gökleri ve yeri gerçek bir anlam ve amaçla yaratmıştır. Gökleri ve yeri خَلَقَ السِّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ bir hak, gerçeklik için yaratmıştır. Hak ile yaratmıştır, gerçek olarak yaratmıştır. Gökler ve yer yaratılmışlar, evreni hayal değildir. Yaratılmış bir gerçekliktir. Allah var etmiştir onu. Hayal değil. Bize hayal dünyası diyorlar. Evet, bir kurgudur ama gerçek bir kurgudur. Sonunda cennet ya da cehennem olan gerçek bir kurgu. Şaka değildir. O gecenin gündüzle, gündüzün geceyle sürekli yer değiştirmesini sağlar. Bakın, Sübhan'ı anlatıyor. وَلَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّقِدَ وَلَدًا لَاسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَى. Allah eğer çocuk edinmek isteseydi, dilediğini seçerdi. Yarattıkları arasından dilediğini seçerdi. Sübhanehu, onun buna ihtiyacı yoktur. Neden? Arkasından gelen Sübhan anlatıyor bakın. Nasıl anlatıyor? Nasıl bir Sübhan? Sübhan ne demek? Huvallahu, o Allah'tır. Nasıl bir Allah? El vahidül kahhar, her şeye hükümran olan, hükmü her şeye geçen, her dediği olan tek Allah'tır. Sübhan bu demektir. Sübhan'ın tarifi bu cümle. Böyle bir Allah'ın oğula, çoluğa, çocuğa, yardımcıya, veliye, aracıya ihtiyacı olur mu? Olmaz. Sübhan bu demek işte. Yarattığını yöneten, her şeye hükümran olan, yükevvirul leyle alen nehar, geceyi gündüzün üzerine dürer, kapatır. Ve yükevvirun nehâre alennâr, alelleyl, gündüzü de gecenin üzerine kapatır, dürer. Bohça gibi, sarar. Ve sakkara şemse vel kamera, gece güneşi ve ayı buyruğuna rağm etmiştir, emrine amade kılmıştır. Güneş ve ay onun tarafından yönetilmektedir. Her şey. Kullün yecri. Ya hocam, bu kanunlar filan, kardeşim, o kanunlar Allah'ın koyduğu kanunlar, Allah'sız kanunlar değil. O kanunlar da değişiyor gereğinde. Nasıl? Mevsimler nasıl değişiyor? Tek düze değil. Başka bir şey. Mesela belgeselde izledim. Bu Afrika, Kuzey Afrika'daki o büyük sahra çölü var ya. Onun altını resimlemişler, fotoğraflamışlar. Yeraltı resimlerini çekmişler. Irmak yatakları var, şehir kalıntıları var, orman kalıntıları. Fosiller çıkıyor. Bu dev eski yaratıklar. Bu büyük büyük. Ya şeymiş orası, savanmış. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Neden öyle oluyormuş? Bu dünya hani 23 derece eğik ya, bazen 25 derece eğik olabiliyormuş. O kadar eğildiğinde ya da 21 dereceye düştüğünde bu çöl kuşakları yer değiştiriyor. Ekvator yer değiştiriyor. Kutuplar yer değiştiriyor.
İşte o dönemlerden kalma Sahra Çölü'nün altı eski savan. Yani balta girmemiş orman, şehir kalıntıları ve nehir kalıntıları var, yatakları. Öyle bir dünya. Kanun var ya hani, he, kanun tek dize hareket etmiyor kardeşim. Ya o kanunu da idare eden var. O kanunu da işleten, o kanunu koyandır. Tesadüf değildir. Kanunu koydu, çekildi, kenara oturdu, yok kardeşim. Faalün dima yürit, kahhar bir Allah var. Her şeye hükümran. Güneşi ve ayı buyruğu altında tutmaktadır. Her biri belirlenmiş bir süreç içerisinde akıp gider. Gitmediği zamanlar da oluyor. Göktaşı düşüyor, gezegenler çarpışıyor, yıldızlar sönüyor, yeni yıldızlar oluşuyor. Değil mi? Yani sönmüş gezegenler var, yanmakta olan gezegenler var. Devam ediyor hayat. Sizi tek bir candan yarattı, nefisten. Herkesin eşini de aynı candan, aynı nefisten yarattı. Bakın arkadaşlar, şimdi bu tür ayetleri okuyunca bizimkiler hemen parantez içinde Adem'le Havva diyorlar. Tek nefisten yarattı diyor ya. Tek nefis Adem'dir. Başka tek nefis yok. E sen tek nefis değil misin abi? E ben de tek nefisim. Benim eşim de tek nefisten yaratılmış. E nasıl oluyor? Aynı can üremiyor mu? Evet. Canlılık duruyor. Hepsi birbirinden yaratılıyor. Erkek kadın aynı candan yaratılmıyor mu? Evet. Bunu niye söylüyor? Beraber yaşadığı, çocuk dünyaya getirdiği eşini hayvan olarak görüyor. Ha bu kitabın muhatapları da dünyanın öbür ucundakiler de. Mahluk olarak görüyorlar. İnsan saymıyorlar. İnsan olsa bile ikinci sınıf insan diyorlar. Dünyanın her yerinde böyleydi. Hep böyle bozuldu. Ve bu ayetler hiçbir zaman kendi muhataplar için anlaşılmadı biliyor musunuz? Sizi diyor bakın. Altıncı ayete bakın. Sizi tek bir candan yarattı. Dedelerinizi demiyor ya. Adem'in uşaklarını demiyor. Sizi diyor, bizi diyor. Bir tek nefisten, bir tek candan yaratıyor. Muhatap olan okuyan kişiye söylüyor. Evet. Herkesin eşini de aynı candan yarattı. Hepiniz insansınız. Birbirinizden yaratılıyorsunuz diyor. Bitkilerin yaratılması gibi, hayvanların yaratılması gibi insanlar da yaratılıyor birbirinden. Mesela hemen arkasından geliyor. Eşini de aynı candan yarattı dedikten sonra ve sizin için 8 çift hayvan hazırladı. Sizi annelerinizin karnında 3 katlı karanlık içinde çeşitli evrelerden geçirerek yarattı. Hortlak gibi ortaya çıkarma değil yaratma. O kanunlar çerçevesinde aşama aşama gelişme gelişme yaratıyor. Hayata bakarken anlayabilirsiniz bu ayetleri. Hayata gözlerinizi kapayarak bu ayetleri anlayamazsınız. Bizimkiler hayatı inceleyip bu ayetleri anlamak yerine bu ayetleri gözü kapalı düşünüp hayatı anlayacaklarını sanmışlar. Hayatı tersinden okuma böyle bir şey. Oysa eğer biz bu ayetleri anlamak için hayatı inceleseydik bu ayetleri anlayacaktık. Neden? Arkadaşlar bu ayetleri gönderen Allah bu kitabı masa başında yazmıyor. Haşa. Ya gökleri yeri idare ederken hayvanları, bitkileri, insanları yaratmaya devam ederken yazdırıyor, gönderiyor. Dünyaya gözünü kapatıp kitap yazan Allah mı olur? O zaman bu kitabı anlamak için hayata bakman lazım. Hayatı incelemen lazım. Afrika çölünde böcek inceleyen adam sen, ben olmalıydık. İnsan genetiğini araştıran biz olmalıydık. Ama biz bunları araştırmadık. Bu ayeti okursam genetiği buradan çözebilirim.
Ulan genetiğin biyolojisini, biyolojinin genetiğini yazan kitap değil bu kardeşim. Onu yaratan Allah'ın gönderdiği kitap. Araştır diyor sana, bak diyor. Bul diyor. Yaratılanı anlasaydık, yaratanı anlardık. Sonra öyle bir dönem geldi ki, biz yaratılmışlara bile sırtını dönmüş, bunlarla uğraşmak, matematikle, fizikle, kimyayla, coğrafyayla, tarihle, bunlar dini ilim değildir. O zaman ikinci sınıf ilimdir. Ne olacak? Bunlar kötü ilimdir ya. Kalitesiz. Bunlarla uğraşmak zaman öldürür. Cennete gidilmez bunlarla. Ne olacak? Cennete neyle gidilir? Hadis okuyacaksın, tefsir okuyacaksın, Kur'an okuyacaksın. Bunlarla cennete gidilir. Bu kafayla mı? Vallahi bu kafayla sen mezara bile zor gidersin. Duman olursun. Nasıl yani? Duman olduk yeryüzünde ölmeden önce ya. Duman ettiler bizi. Biz de cennete gitme hayali kurduruyorlar. Bu kafayla hiçbir yere gidemeyiz arkadaşlar. Biz cehenneme alırlarsa öpüm depremize koyun. Ya ne yapayım, içim yarıyor arkadaşlar ya. Bu bir toplum. Bu hali nasıl gelir? İnsanın içi acıyor. İçim burkuluyor. Şimdi şu ayetlere rağmen sizi annelerinizin karnında 3 katlı karanlık, bunu doktorum bilir, ben bilmem 3 katlı karanlık nedir. Onun yaptığı incelemeler anlatır bunu. Ben değil. Orada anlaşılır bu ayet. Burada değil. Tıp okumamız gerekirdi. Okuduğumuz dönemler olmuş. İbn-i Sina'nın şifasını mıydı? Yok. Neydi? El-Kanun Fit-Tıp. Avrupa akademileri yüzyıllarca okutmuşlar ders kitabı olarak. Biz adını bilmiyoruz bugün. Tabip adam. İşte sizin Rabbiniz, hükümranlık sahibi o Allah'tır. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. Aa, bak şimdi, mülk. Hocam mülk nedir? Emlakın tekilidir. Emlak ne? Mülkün çoğuludur. O nedir? Arsadır, evdir. Gayrimenkullerdir, değil mi? Mülk deyince hep bunu anlarız. Arkadaşlar, mülk kelimesi bunlar değildir. Nedir? Bunlara da sahip olmak anlamını da içerecek şekilde sahip olduğun şeyin yönetimine sahip olmaktır. Melik var ya, melik. Ne demek? Kral demek. Yönetici demek. Mülk onun demek, yönetim ona aittir demek. Ne demek? Yarattığının sahibi odur. Sahip olduğu evreni başkasına yönettirecek kadar tembel değildir. Aciz de değildir. Sübhan budur arkadaşlar. Bunların hepsi Sübhan'ın tarifidir. Dolayısıyla Allah'ı doğru anlayanın dünyayı doğru anlama şansı olur. Bir, yetmez. Allah'ı doğru anlayanın ibadeti de doğru anlama şansı olur. Allah'ı doğru anlayanın ahlakı da doğru anlama şansı olur. Allah'ı anlamamış adam, doğru anlamamış adamın ne ahlakı, ne ibadeti, ne dünyayı, ne dini doğru anlama şansı olmaz. Her şey paramparça olur. Yaratanı anlamamış. Onun için İşte sizin Rabbiniz, o aracılar, ortaklık yapanlarla beraber kenarda duran, dünyaya karışmayan Allah değil ya. Yarattığı her şeye hükümran olan, hükümranlık sahibi o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse bu gerçeğe rağmen nasıl saptırılıyorsunuz? Başka tarafa çevriliyor, döndürülüyor. Eğer inkar ederseniz bu gelenleri, bu hakikati, eğer inkar ederseniz Allah'ın size ihtiyacı yoktur. İnkar etseniz de Allah var, var deseniz de var, yok deseniz de var. Niye? Sizin ona var veya yok demeniz ona ne bir şey kazandırır, ne bir şey eksiltir. Hani bu
Bakırköy'deki Mazhar Osman başhekiminin dediği söz var ya, adama deli demişler, başhekime, deli doktoruna. Biri deli demiş, bu adam deli ya demiş konuşurken. Şşt hemşerim demiş, senin bana deli demenin hiçbir şeyi değiştirmez demiş. Ama ben sana bir deli dersem demiş, bütün dünya delidir demiş. Şimdi aynen bu arkadaşlar, benziyor. Benim Allah'a yok demem, Allah'tan hiçbir şey eksiltmez. Ama Allah bana bir yok derse var ya, yok olurum. Onun için dikkatli konuşmak gerekiyor. Okullarının küfrüne razı olmaz. İnkar ederseniz Allah'ın size ihtiyacı yoktur. O kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Allah'ın razı olacağı şey şükürdür, küfür değildir. Ha, küfür neymiş? Şükrün zıttıymış. Şükrün zıttı bizim Türkçe'de nedir? Nankörlüktür. Küfür nankörlüktür. Allah'ın gönderdiği kitaba kör bakmaktır. Verdiği nimete kör bakmaktır. Bakıp görmemektir. Görmezlikten gelmektir. Nankörlük odur. Mesela şöyle düşünün. Birine iyilik ettiniz. Sizi gördü. Ya teşekkür ederim diyeceği yerde görmezden geldi, şu tarafa döndü. Ya nankör adam der misiniz, demez misiniz içinizden? Yüzünüze, yüzüne karşı söylemeyi nezaketsiz olarak görseniz bile arkasından, içinizden geçer mi geçmez mi nankör diyor. İşte kafirlik budur arkadaşlar. Allah'ın verdiği nimete kör bakmak. Görmezden gelmek. Kitaba nankörlük budur. Allah'ın verdiğine karşı nankörlük, Allah'a karşı nankörlüktür. Kafirliğin anlamı budur. Şükrederseniz sizden razı olur. Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Bu neyi reddediyor? Şefaati reddediyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Vebalini, günahını çekeyim diye yemin ederiz ya, ne yalan bir yemin. Biz de adam hesaptan yemin ediyor sanırız, değil mi? Bizim Kayserilerin yeminine benziyor. Ya hacım, bak bu pahalı ya, biraz ucuz söyle yani. Kanaatim olsun kurtarmaz. Yani Allah seni inandırsın kurtarmaz. Niye beni inandırıyor? Söylediğine seni inandırsa, olmaz mı? Olmaz, o zaman beni ütemez. Beni inandırması lazım. Yemine bak, adam bunları konuşurken yemin ediyor sanıyorsunuz, biliyor musunuz? Ne numara mı? Kimse başkasının günahını yüklenmez. O zaman torpil yok. Hepiniz Rabbinize dönersiniz ve O bütün yaptıklarınızı size haber verir. Size de sormaz. Ne yaptın, ne yapmadın anlat bakayım. Hani yaz tatilinden dönersin, öğretmen kaldırır, hele de edebiyatçıysa. Tatilde ne yaptınız? Sana ezbere kompozisyon. Adam köylü Mehmet Ağa'nın oğlu kardeşim. Ne anlatacak sana orada? Oyun oynadık, hayvan otlattık, tarlaya gittik, eve geldik. Başka ne söyleyecek sana ya? Çocuğun orada edebiyat yapmasını. Konuşturmaya çalışıyor garibim, ne yapsın? Allah'ın da öyle yapacağını sanırlar. Yok arkadaşlar, Allah bize sormuyor. O anlatıyor. Ya da elimize bir kitap veriyorlar. Şöyle bakıyor, ayet var ya, diyor ki, vay canına. Ya ufak, büyük, küçük, ne var ne yok, hepsini yazmış. Hiçbir şey atlanmamış diyor. Bakan adam. Ve adama deniyor ki, kitabın sana yeter diyor. Baktın mı? Gördün işte diyor. Şimdi, bütün yaptıklarınızı size haber verir. Neden? Çünkü o göğüslerin özünü bilir. Yani, kalpten geçeni biliyor. Kalpte ne var onu biliyor. Kalbi biliyor. E kalbi onu yaratmış. Yaratmaya devam ediyor. Nasıl yani? Kalp çalışıyor yani. Doktorum, yeni neler öğrendim? Kalp elektrik üretiyormuş, elektronik üretiyormuş. Neler neler. Bazen hasta olup da efendim? Bazen hasta olup da faydalı. Değil mi? Bak, hasta olmasaydım bunları öğrenemeyecektim. Öğretiyorlar adama böyle.
göğüslerin özünü bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman dost doğru Rabbine yönelir. Ha. Sıkıntılar geldi mi Allah'ı hatırlarız, değil mi? Ayet de öyle diyor zaten. Dağlar gibi dalgalar sizi denizde sardığı zaman, fırtına kuşattığı zaman, dini yalnız Allah'a has kılarak bütün gönlünüzle, kalbinizle, varlığınızla Allah'a yönelirsiniz. Bizi buradan kurtar, hiç eş koşmayacağız diyorsunuz. Bir tek Allah vardır orada. Ortaklar falan hiç yoktur, hiçbiri yoktur. Duymazlar bile. Ama diyor, fırtına dinip de karaya çıktıktan sonra diyor, o eski şirklerinize geri dönersiniz diyor. Allah'ı unutursunuz diyor. Tam öyle bir şey. İnsana bir zarar dokunduğu zaman dosdoğru Rabbine yönelir ve ona dua eder. Şayet Rabbi ona katından bir rahmet tattırırsa, genişlik, bolluk, bereket gelirse, daha önce Allah'a yalvardığını unutur. Bereket Tanrısını hatırlar. Değil mi? Başkasından bilir. Ve kendisini onun yolundan saptıracak eşler koşar. Başka tanrılar bulur kendine. İcat eder yoksa. De ki, inkar etmene rağmen biraz faydalan. Dünya hayatı neymiş kafir için? İnkar etmene rağmen faydalan. Rızkı kesmiyor. Sana verilen süre var. Onun sonuna kadar mühlet verildi. Ömrünü tamamla diyor. Kafir de olsun. İnkar etmene rağmen biraz faydalan. Sen cehennem ehlindensin. Böylesi kimse geceleri secde ve kıyam ederek ibadet eden, ahiretten korkan, hesaptan, azaptan ve Rabbinin rahmetini isteyen kimseyle bir olur mu? Olmaz da. De ki, hiç anlayanlarla anlamayanlar bir olur mu? O şafın tükendiği yer arkadaşlar. Kur'an'ı anlamadan okuyun, sevaptır diyorlar ya. İşte o. Hiç anlayanlarla anlamayanlar bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır. Ha? Allah akıllı olmamızı istiyormuş. Akılsız olmamızı isteyseydi akıl vermezdi zaten. Bizde dindarlığın ölçüsü akılsız olmaktır. O hale nasıl getirdiler bu dini? Bu dinden o dini nasıl çıkardılar? Nasıl ürettiler? Gel de hayret etme. Ya yani büyücülüğe inanmıyoruz ama bu bizimkiler nasıl böyle büyücülük yapmışlar? Bu toplumu nasıl kandırmışlar? Gel de büyüye inanma şimdi. Değil mi? Acayip büyücü bir toplumuz ya. Bir ara verelim mi? 10 dakika mola. Yeniden Bismillah diyoruz. Rahman ve Rahim Allah adına. De ki, ey Allah, ey Allah'ın iman eden kulları, Rabbinize karşı sorumlu davranın. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'a ait olan yeryüzü geniştir. Sabredenlere yaptıkları iyiliğin karşılığı hesapsız bir şekilde ödenecektir. Allah'ın yeryüzü geniştir demek, hicret edin demek. De ki, bana dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmem. Bir paragraf öncesini hatırlayın. Dini Allah'a has kılar. Diyor ya. Bana dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmem. Ve Müslümanların ilki olmam emredildi. Yani size Müslüman olun deyip de ben sorumsuz davranacak değilim. Ya ben sizden önce Müslüman olmam gerekiyor diyor. Böyle de. De ki, ben Rabbime asi olursam, yani getirdiğim dine ben aykırı davranırsam, o çetin günün azabından korkarım. Yani ben de hesap vereceğim sizin gibi. De ki, ben dini Allah'a has kılarak sadece ona kulluk ediyorum. Böyle emredildi. Ben de dini Allah'a has kılarak ona kulluk ediyorum. Sizden önce ben yapıyorum zaten. Yapmadığım bir şey söylemiyorum diyor. De.
siz de Allah'tan başka dilediğinize kulluk edin. Yani bana baskı yapmaya kalkmayın. Bana emredilen bu, ben Allah'a kulluk ediyorum, dini yalnız ona has kılıyorum, ortak koşmuyorum. Bana böyle emredildiği için böyle davranıyorum. Siz sorumlu değilsiniz. İnanmıyorsunuz bu dine madem. Kendi dininizi kendiniz yaşayın. Bana niye emrediyorsunuz? Anlamında. Yani din özgürlüğünün de ipuçlarını görüyorsunuz. De ki asıl hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini müflis duruma düşürenlerdir. Yani iflas etmiş duruma düşürenlerdir. Gerçekten bu apaçık bir hüsrandır. Gerçek iflas budur. Onların altlarında ve üstlerinde ateşten katmanlar vardır. Yorgan döşek ateşten. Allah kullarını işte böyle bir azapla korkutmaktadır. Ey kullarım, benim gazabımdan korkun. Böyle de diyor. Ondan sonra Allah'ın ifadesi geliyor. Zorba güç odaklarına, yani tağuta kulluk etmekten kaçınan, zorbalara kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelen kimselere ise nice müjdeler vardır. Yani baskılara karşı direnen, boyun eğmeyen, Allah'a yönelen, bütün zorluklara rağmen Allah'a yönelen kimselere ise nice müjdeler vardır. Sözü dinleyen ve en güzeline uyan kullarımı müjdele. Sözü dinleyen ve en güzeline, en doğrusuna uyan kimseleri müjdele. Yapmamız gereken buymuş bakın. Yani gözümüzü kapatıp yaşamamızı istemiyor. Her sözü dinleyeceksin, en doğrusuna uyacaksın diyor. Özgüveni görüyor musunuz? Ya bizim kitaptan başka kitap okuma sapıtırsın. Yok, kitabına güveniyorsan adama niye güvenmiyorsun kardeşim? Madem kitabına güveniyorsun, bırak okusun, başka kitap da okusun. Hangisi doğruysa onu tercih etsin. Ben onun için diyorum. Kur'an'ı okuyun, arkasından gidin Tevrat'ı, İncil'i bir okuyun. Hocam sapıtmazlar mı? Yok, imanları güçlenir. O kitaplara bakar, Kur'an'ın kıymetini anlarlar. Bozulmuş kitapla bozulmamış kitabın farkını görürler. Niye korkuyum ya, ben kitabıma güveniyorum kardeşim. Rahmetli Ercümen ta böyle derdi. Ben bu kitaba iman etmişim kardeşim. Senin de istediğin yerde yumurta tokuşturmaya varım derdi. Çünkü benim yumurtam mermerden kırılmaz kardeşim diyor. Ben kitabıma güveniyorum diyor. Doğru söylüyor. Niye korkacağım? Aklımı veren de Allah, bu kitabı veren de Allah. Ben bu yolda yürüdükten sonra başkasıyla karşılaşma. Niye karşılaşmayacağım ki? Zaten onun için gelmiş. Hayata bak, bu kitaba göre yaş diyor. Bu kadar net. Bizim toplum ne kendi kitabını tanıyor, ne rakibini tanıyor. Onun için özgüven yok. Onun için kompleks var, aşağılık kompleksi. Onun için pısırıklık var, onun için korkaklık var. Onun için tereddüt var. Onun için mızmızlık var. Müslüman babayı sor ya. Niye? Allah'ın verdiği akıl sende var mı? Evet. Gönderdiği son kitap senin elinde mi? Sen niye korkuyorsun? Öbürleri korksun. O çekinsin. Sen niye çekiniyorsun kardeşim? Ha, kitabını bilmiyor ki. Üstelik aklını da kullanmadı, ona da güvenmiyor. Daha denemedi ki aklını. Orijinal fabrika ayarlarında duruyor. Geldiği gibi, hiç kullanmadı. Ne kitabı ne aklı. Olduğu gibi teslim edecek öbür tarafa gidince. Buna da ödül verecekler. Aferin lan, kirletmeden getirmişsindir. Onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Kitap göndermenin anlamı bu. Allah'ın yola ilettiği kimseler. Dost doğru yola. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Ha, şu ayetler gelmeden konuşmasam olmaz mıydı? Söylüyormuş zaten. Onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Allah kitapla yönlendiriyor. Aklını da vermiş zaten. Harika insanlar diyor.
Bu gerçek sözle uyarıldığı halde azabı hak eden kimse, bak. Bu gerçek sözle uyarıldığı halde azabı hak eden kimse. Hem Kur'an'a muhatap olacak, uyarılacak, hem de azap görecek diyor. O ne ki? Hem Müslümanım diyecek, hem bu kitaba inanıyorum diyecek, hem de azaba düşecek. Bu daha vay. Bu gerçek sözde uyarıldığı halde azabı hak eden kimse onlarla bir olur mu? Kimle? Yukarıdakilerle. Onlar Allah'ın doğru yola ilettiği gerçek akıl sahipleri ile bu kitapla uyarılmış ve azaba düşmeyi hak etmiş. Azabı hak etmiş adam bir olur mu? Yani cennete gidecek adamla cehenneme gidecek adam bir olur mu diyor. Evet. Kitaba uyanlarla kitaptan kaçanlar. Onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Aslandan üşmüş yaban eşekleri gibi diyor ayet. Ayet var ya. Onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Aslandan üşmüş yaban eşekleri gibi. Allah'ın tasviri bu. Allah'ın gönderdiği kitaptan kaçanlara diyor bunu. Sırtını dönenlere. Ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Bu yani istisna ayetidir. Allah'ın kafirlerle, hani onlar peygamberle dalga geçiyorlar ya. Bunlar mı diyor cennete gidecekler? Kendilerini Mekke'nin güçlüleri olarak görüyorlar. Öbürlerini de ayak takımı olarak görüyorlar. Peygamberi Ebu Talib'in beslemesi olarak görüyorlar. Öksüz diye, sığınma diye dalga geçiyorlar. Allah da onlarla dalga geçiyor. Diyor ki, bu azabı, bu kitapla uyarıldığı halde azaba girecekler var ya, bu kitabı okuyup da doğru yolu bulan ve cennete girecek olanlarla bir olurlar mı? Olmazlar. Böyle dedikten sonra bunlar diyor ateşe doğru koşuyorlar. Ateşi çok seviyorlar bunlar, azabı. Evet, ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Diyor peygambere. Böyle derken kafirle dalga geçiyor. Rablerine karşı sorumlu davranıp gazabından korkanlar için, Allah'a karşı sorumlu davranıp gazabından korkanlar için Allah'ın vaat ettiği kat kat saraylar vardır ki altlarından ırmaklar akmaktadır. Allah vaadinden dönmez. Bu bir palavra değildir diyor. Gerçek bir vaattir. İman nedir? Allah'ın söylediğine güvenmektir. Ahirete iman da budur. Allah vardır değil mi? Evet. Güveneceksin. Güven imanı. Ya hocam gerçekten var mı acaba? İstiyorsan git bak. Nasıl olsa gitmeyecek miyiz? Evet. Ne kaybedersin bak kardeşim? Hazırlan. Ona göre çalış. Değil mi? Görmez misin ki Allah gökten suyu indirip de yer altındaki kaynaklara yerleştiriyor ve onunla rengarenk bitkiler bitiriyor. Depo ediyor. Sonra onunla sulama yapıyorsunuz. Ve o sudan bitkiler bitiriyor Allah. Bak, bunu niye söylüyor? Sonra o bitkilerin kuruyup sapsarı olduklarını görürsün. Daha sonra Allah onları çerçöp yığınına çevirmektedir. Daha sonra ne oluyor? Baharın bir daha yeşerdiğini görüyorsun. Her yıl gözünüzün önünde ölme ve dirilme canlandırılıyor, yaşatılıyor, gösteriliyor, sergileniyor. Onun için ben bu manzara resimleri olur ya, bakmayı çok severim. Ha, resmi değil de kendisi olursa bambaşka olur tabii. Bulamadığım yerde de resimle idare ediyorum. Niye biliyor musunuz? Oradaki o çiçeklerin, bitkilerin, çimenlerin, ağaçların canlandığını görmek var ya, pırıl pırıl. Canı görmek. Yaratmayı görmek arkadaşlar.
yaratmaya şahitlik etmek. Kuşun uçmasını, o hani belgesellerde falan görürsünüz bile, rengarenk kuşlar vardır. O kadar sevimli ki, her biri sanat harikası. Bakmaya doyamıyorsunuz. Uzağa gitmeye gerek yok kardeşim, kendi çocuğuna bak. Yüzüne bak. Yüzündeki parıltıya bak, gözündeki ışıltıya bak. O güzelliği veren sen misin? Hayır. Sanatına kurban olduğum veriyorum kardeşim. Bakmaya kıyamıyorsun. O ne kadar güzellik biliyor musunuz? E şimdi bakın. Arkadaşlar, sevgi deyince cinselliğe indirgedi bizim toplum. Sevgiyi konuşamaz olduk. Güzellik deyince cinselliğe indirgedi, kullanamaz olduk bunu. Oysa Allah'ın yarattığı her şeyde ayrı bir güzellik. İnsanı kendine doğru çeken bir sevgi var kardeşim. Ve insana verilmiş o kalp dediğiniz şey de onu yakalamak için var. O hakikati. Arkadaşlar, Allah sadece akılla anlaşılmaz. Yani zihinle anlaşılmaz sadece. Zihinle de anlaşılır, duyguyla da hissedilir kardeşim. Gerçek anlama o anlamadır. Bütüncül anlama, kuşatıcı anlama o anlamadır. Zihninde görmek, duyumsamak, kalbinde hissetmek. İşte namazda da bunu gerçekleştirmeye çalışın. Zihin dünyanızı bu kitapla beslerseniz, namazda onu yakalamaya başlarsınız. Önce zihnen yakalarsınız. Onu düşüne düşüne kılarak, egzersiz sürekli yaptığınız için, günde 5 defa yapıyorsunuz ya, bir müddet sonra kendiliğinden kalbinde hissetmeye başlarsınız. Bizim bugün insanımızın en büyük sorunu, bir, Allah'ı zihinsel olarak hissetmemek, düşünmemek. Birinci handikapımız bu. İkinci handikapımız da yüreğimizle hissedememek. Onun nedeni birincisidir. Birinciyi yapsak ikincisi kendisinden geliyor, kendiliğinden geliyor. Adım adım geliyor. Onun için biri diğerinin sebebi, öbürü diğerinin sonucu oluyor. Bunu yakalamamız lazım. Hakikaten o zaman kıldığınız namazdan zevk alarak kılmaya başlarsınız. Yoksa namaz size yük olarak gelir arkadaşlar. Ya hocam, bir ara versen de şu yatsıyı aradan bir çıkarsak olmaz mı dersiniz. Benim en çok karşılaştığım söylem budur. Ama en hoşlanmadığım söylem de budur. Niye biliyor musunuz? Ben hiçbir kaygımın kalmadığı, herkesin uyuduğu saatte yatsı namazı kılmak isterim kardeşim. Ben o namazı daha çok seviyorum. Beni meşgul edecek hiçbir şeyin olmaması lazım. Kafamdan her şeyin çıkması lazım. Bizim böyle Müslüman olmuş, içkiyi bırakmış da akşam içmesini bırakamayan adamı yatsız gibi değil tabii. Nasıl ya demişler, namaz alıştın mı demişler, kılıyor musun? Ya kırıyorum da demiş, hala zevk almadan kırıyorum ama yatsı namazını acayip zevkle kırıyorum demiş. Niye demiş? Ya içkiyi bıraktım ya demiş. Evet, akşamları bir duble atıyorum yemeklerden sonra demiş. Onunla bir yatsı namazı kılınıyor demiş abim. O biçim demiş falan. Mest oluyorum demiş. Şimdi öyle değil tabii. Ya içmeden sarhoş olacaksın arkadaşım. Nasıl mı? Hissederek. Ama bu sarhoşluk şöyle bir sarhoşluk da değil. Aklını başından alan bir sarhoşluk değil. Cennetteki o içkinin tarifi var ya, adamı sarhoş etmeyen, zevk veren içki. O. Namaz böyle bir şey arkadaşlar. Namazda aldığınız haz, sarhoşluk hazı değildir. Aklınızla, fikrinizle, duygunuzla sarmalanmış, bütünleşmiş o hissi hazdır. Bitirelim. Vakit geldi. Görmez misin ki Allah gökten suyu indirip de yer altındaki kaynaklara yerleştiriyor ve onunla rengarenk bitkiler bitiriyor. Sonra o bitkilerin kuruyup sapsarı olduklarını görürsün.
Daha sonra Allah onları çer çöp yığınına çevirmektedir. Akıl sahipleri için bunda gerçek bir öğüt vardır. Akıl nedir o zaman? Gözünle görmek, kulağınla duymak, dokunduğunda hissetmek, dokunma duyusu dediğiniz var ya hani, bütün bu duyu organlarınızla algıladığınızı düşünmek, anlamak, tasavvurunuzda onu gerçekleştirmek, yerine oturtmak, sonra kalbinde hissetmektir. Akıl budur. Akıl tek boyutlu, teneke gibi bir algı biçimi değildir. Akıl, sizin bütün algı dünyalarınızın komple çalıştığı sistemi tanıtır arkadaşlar. Bunun için de duygudan tutun, en kuru mantıksal önermelere kadar hepsi dahildir buna. Fakat Batı bilimi parçaladığı gibi zihin dünyamızı da parçaladı bizim. Akıl dünyamızı da parçaladı. Öyle bir akıl tarifi yaptılar ki aklı laboratuvarda deney yaparak gözlemlediğimiz, ölçerek anladığımız matematik, fizik, kimya kurallarına indirgediler. Pozitivizm dediğimiz şey bu. Lanet bir şey. Niye biliyor musunuz? Gözlem yoluyla anlamayı, hissederek anlamayı buna dahil etmediler. Oysa bilginin yarısı deneydir. Yarısı hissiyattır. Onun için 20. yüzyıl Batı bilim adamları, 20. yüzyıl bilim adamları Batı'da dediler ki fiziğin bilimi de metafiziktir dediler. Yani somutun bilgi de soyuttur dediler. Somutun bilgisi de soyuttur dediler. Bilgi soyut olmak zorundadır. Yoksa zihnine yemezsin bilgiyi. Midene yersin. Bu Batı'da iyi anlaşıldı 20. yüzyılda. Bizim ülkemizde anlaşılmadı. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim eğitim kadromuzu öylesine kurguladılar ki gözümde görmediğime inanmam, kulağımla duymadığıma inanmam, elimle dokunmadığıma inanmam diyen serseri bir bilimsellik türedi bu ülkede. Türetildi ve dayatıldı bu ülkenin çocuklarına. Hepimiz pozitivist yetiştirildik 20. yüzyılda. 19. yüzyılda Batı'nın düştüğü hata, biz de bilimsellik olarak 20. yüzyılda devlet eliyle bile bile tekrar atıldı arkadaşlar. Batı'da ölmüş pozitivizm, bizim ülkemizde elektronik aygıta bağlı olarak yaşatıldı. Ama bizim zihinlerimizde yaşatıldı. Ve bu ülkenin çocuklarındaki, Batı karşısındaki aşağılık kompleksinin nedeni hala budur arkadaşlar. Bu geri kalmışlık. Yüzyıllık geri kalmışlık. Yüzyıllık geri bırakılmışlık. Bundan dolayı bu ülkenin çocukları hala, çocuklar derken küçükleri kastetmiyorum sadece. Yüzyıllık nesillerin tamamı arkadaşlar. 1920'lerden başlayarak, daha erkeni de var da, devlet eliyle dayatıldığı süreci kastediyorum. Bu, bugüne kadar devam etti. Hala devam ediyor, neden biliyor musunuz? Bu ülkenin eğitim sistemindeki müfredatlar hala değişmedi. Asker paraşütüyle gönderilmiş, Amerika ve İngiltere tarafından programlanmış müfredatlardır. Hala bizim çocuklarımız onları okutuyor. Dolayısıyla internette hala Darwinizm, Freudizm vesaire gibi materyalist zihinler hala devrededir. Onlar hala bilimsellik anlattığına inanıyorlar. Materyalizmi anlatanlar. Beyni sulandırılmış manyaklar aslında. Fakat kendilerinin hala bilimsel düşündüklerine inanıyorlar. Öyle inandırılmışlar. Garipler. Ama bizim çocuklarımızın zihin dünyasını da genç odasında, çocuk odasında ifade ediyorlar zihin dünyasını. İnternet üzerinden. Hala oyun devam ediyor. Onun için uyanık olmamız lazım.
Bunları konuşmanın zamanı geçti, geldi demiyor. Geçti. Geç kaldık. Konuşmamız lazım bir an önce. Vakit kaybetmeden. Onun için bu kitap, bir, bu kitabı doğru anlamamız lazım. İki, bu Batı bilimiyle bu toplum yüzleşmek zorundadır. 20. yüzyıl Batı bilimiyle yüzleşmek zorundadır ki ülkemizi materyalizm çöplüğüne çeviren 19. yüzyıl Batı bilimini bu ülkeden kovalım. Tarihi geçmiş, günü geçmiş, artık zehir üretiyor. Bilim artığı nesneler. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bu çöplükten kurtulmamız lazım. Bilim çöplüğünden kurtulmamız lazım. Gerçek bilgiyle tanışmamız lazım. Beni sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle.